Ecebu Acı gerçek CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun vermiş olduğu yazılı soru önergesiyle ortaya çıktı. O yazılı soru önergesine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli cevap verdi ve Milli Savunma Bakanı şu ifadeleri kullandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı için alınan kavurma konservelerinin 4050 kilogramında at eti tespit edildiğini belirtti. Bu konservelerin hiçbir şekilde personelin tüketimine sunulmadığının da altını çizdi Milli Savunma Bakanı. Tırnak iç ifadeleri dikkat çekici. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı için alınan kavurma konservelerinin 4050 kilogramında at eti tespit edildi diyor Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli. 2015 yılına ait veriler tabii. Bunlar, onu da paylaşalım. Kavurmanın, yani ihtiyaç için gönderilen, alınan kavurmanın 8950 kilogramının sorunsuz tüketildiğini, ancak kalan 5550 kilogramı için muhtelif zamanlarda kapak açıldığında koku gelmesi üzerine yüklenici firmadan yenilerinin talep edildiğini belirtiyor Nurettin Canikli. Yüklenici firma tarafından yeni getirilen kavurmaların serolojik analizler için Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildiğini ve yapılan analizler sonucunda 4050 kilogram kavurmada at eti tespit edildiğini söyledi. Açıklamayı, yani yazılı soru önergesine cevabı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli verdi dedik. Bu yazılı soru önergesinin sahibi de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu. 2015 yılında, tekrar edelim bilgiyi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı için gönderilen kavurmanın 4050 kilogramında at eti tespit edildi Ece. Ömer Topsakal, cambaza bak durumu, biz ithal et mi yerli et mi diye konuşurken Türk Silahlı Kuvvetleri